Soğan fiyatlarının her geçen gün arttığı bir dönemde Ankara'nın Kavaklı Mahallesi'nde yol kenarına atılan yüzlerce çuval soğan vatandaşta merak uyandırdı. Biz de bu esrarengiz soğanların peşine düştük. Bu bir saldırı. Sadece insanımızın cebine karşı değil, geleceğimize karşı. Üstelik bu saldırganlar hiç de azımsanacak güçte değiller. Tarlada 3-4 lira olan domatesin pazarda 30 liraya satılmasının bir izahı var mı? Kurmaylar bazı temel ürünlerin fiyatlarını yıl sonuna kadar sabitleyecek bir sistem üzerinde çalışıyor. Peki temel gıda ürünlerine, temel ihtiyaç malzemelerine sabit fiyat uygulaması, bu konuşuluyor. Herkes bunu konuşuyor. Bence Erdoğan da bunun işaret fişeğini attı. Vallahi domatese durum vahim abi. Yani fiyatlar çok düşük ki düşük. Şöyle aldığın pahalı, sattığın ucuz. Geçen sene 110 bin lira olan gübre bu sene 250 bin. Evet. Yer domatesinin maliyeti bana 1 lira, satıyorum 1 lira. 3,5 TL'ye çiftçinin sattığı sivri biber nasıl olur da İstanbul'un dar gelirli semt pazarlarında 70 TL'ye arz endam eder? Bedelini ağır ödeyecekler. Türkiye 13.2 milyon ton domates üretimiyle dünyanın en büyük dördüncü üreticisi konumunda. Covid-19 salgınına rağmen geçtiğimiz yıl domates üretimimiz %3 artış gösterdi. Fiyat artışında önemli rol oynadığı ifade edilen domatesin çoğunu ihraç ettiğimiz söylemi de gerçeği yansıtmıyor. 2021'de yaş ve kuru toplam domates ihracatımız 296 bin ton olarak gerçekleşti. Yani toplam üretimimizin %3'ü bile değil. Bu satışın Türkiye'ye katkısı ise 730 milyon dolar oldu. Bu rakamlar da gösteriyor ki domatesin böylesine fahiş fiyatlara satılmasında ne ihracatın fazlalığı ne de üretim miktarının düşüklüğü iddiası gerçekçi değil. Verilerle konuşuyoruz. Matematik yalan söylemez. Gıdada o hal. Nasıl manşet? Doğru. O halin ilan edilmesi lazım. Olağanüstü hal. Birazdan göreceksiniz. 1 kilo biber olmuş. Bildiğiniz Charleston sivri biber 60 lira. 1 kilo taze fasulye olmuş 59 lira. Vatandaşımıza, hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara biz buyur yoluna yine devam et diyemeyiz. Akaryakıt fiyatlarının son birkaç ayda astronomik düzeyde artmasının nakliyeyi etkilediği, bu yüzden fiyat artışındaki ciddi kısmın bundan oluştuğu iddiası ne kadar gerçek? 4 TL tarladan çıkan bir ürünün frigolu araçlarla Antalya'dan İstanbul'a ulaşması durumunda kilogram maliyeti 1.64 TL. Yani ürün İstanbul haline 5.64 TL'ye ulaşmış oluyor. Hadi işçilik giderlerini ekleseniz. Domatesin maliyeti 7-8 TL olsun. Yani domatesin 30 TL olmasının sebebi artan akaryakıt maliyetleri de değil. Asıl sorun da bundan sonra başlıyor zaten. Sabit fiyat uygulaması. Bir yumurta 1 lira. Peki aradaki fark üreticinin maliyeti, selüloz girdisi, yem girdisi, artış ya da aradaki fark üreticiye, çiftçiye, fabrikatöre, hepsine devlet tarafından ödenecek. Bir anlamda sabitlenen fiyatı 20 temel gıda ürününün ve temizlik ürününün, ne dersiniz, hazine garantisi mi veriliyor aradaki? Alıştık bu hazine garantisi ifadesine, değil mi? Formül bu. Şimdi oturduğunuz yerden zaten hazine bizim vergiler. Formül bu. Zincir marketlerle özellikle görüşülecek. Öyle ya da böyle. Şimdi yeni bir görüş var. Eğer zincir marketler olmasaydı enflasyon şu anda %30 daha fazla olurdu diyorlar. Çünkü her yere de bu fiyatlarda bu ürünleri götürmek marketler sayesinde oluyor. Doğruysa da bir hakkı teslim etmek lazım. Toplam şube sayısı 50 binler.
market yetkilileriyle görüşülecek, sabitlenecek. Peki nerede uygulandı Ekrem? Hayata geçmiş mi? Bize ütopik, ulaşılmaz bir hayal mi satıyorsun, anlatıyorsun? Buyurun. Viktor Orban Macaristan'da seçim yatırımı olarak uygulamış bunu. Evet, hem de bu sene uygulamış. 6 ürünü sabitlemiş Macaristan'da. 6 temel gıda ürünü sabit ve zamlanmayacak. Aynı fiyat kalacak. Herkes kullanabilsin, alabilsin, ezilmesin diye. Peki hangi ürünler? Orban'a da seçimi kazandırdı geçen hafta seçim sonuçları Macaristan'da. Şeker, rafine kristal şeker, un, ayçiçek yağı. Macaristan için söylüyorum, aman ne olursunuz yanlış anlaşılmasın. Domuz eti, tavuk eti ve inek sütü. 6 üründe fiyat sabitlendi. Üreticinin farkı devlet tarafından sübvanse edildi. Ve bu kriz Macaristan'da kabaca böyle aşıldı. Orban da seçimi kazandı. Ankara'da 20 temel ürüne, fakirin hepimizin evinde olan ürüne fiyat sabitlenmesi ciddi olarak konuşuluyor. Gelişmeleri elbette takibe devam edeceğiz. Özellikle benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk. Stokçuluk biliyorsunuz, Diyanet İşleri Başkanımın yanında bunu konuşmak bana düşmez ama bizim dinimizde de haramdır. Yani böyle bir şeye gidemezsiniz. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var. Her alanda. Bakın son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Öyleyse domatesi neden bu kadar pahalı yiyoruz? Halin ya da zincir marketlerin kapısından 7,5 liraya giren domatesi, tezgaha 30 TL'ye koyanlar kimler? Artık bir yılan hikayesine dönen hal yasası çıkmadan, gıda ürünlerine tarladan sofraya kadar kimlerin müdahale ettiği şeffaf bir şekilde ortaya konulmadan, bu sorunun çözülmesi mümkün görünmüyor. Oturdukları yerden inanılmaz paralar kazanmak için kağıt üstünde defalarca mal satışı yapanların, malları stoklayıp pazara vermeyerek fiyatını artıranların, canımıza kasteden teröristlerden hiçbir farkı yok. Terörle mücadele nasıl askeri, siyasi ve sosyolojik bir bütün olarak ele alınıp topyekün şekilde yapılıyorsa, gıda teröristlerine karşı mücadele de aynı kararlılık ve disiplinle yapılmalı. Can bedenden çıkmayınca bu vatan size kalamaz. Can bedenden çıkmayınca bu vatan size kalamaz. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile.